Ali Kara Hasanoğlu. Küffar demeyelim ama siz buyurun ne diyelim? Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ sol seçimi değil. Vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." demiş. Ahmet Davutoğlu hemen meydana çıkıp bu sözleri eleştirdi. "Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde %50'sine kafir diyor." Böylece Davutoğlu'nun bilinçaltını öğrenmiş oluyoruz. Tüm ihanetlere rağmen, tüm kirli pazarlıklara rağmen Davutoğlu'nun kafasında bile Tayyip Erdoğan %50 garanti oy alıyor. Asgari %60 ile geliyoruz, garanti kazanıyoruz şeklindeki Millet İttifakı bileşenlerinin söylemlerinin bir aldatmaca olduğunu ifşa eden bu bilinçaltının tartışmasını bir kenara bırakalım. Sayın Aksakal'a yanlış anlaşılmalara sebep verecek konuşmalar yapmasak daha iyi olmaz mı diye Sorarak başlayalım. Ama Davutoğlu'na da hatırlatalım. Evet kimseye küffar demeyelim de Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfiyle ilgili karaya ulaşma töreni gerçekleştiği halde buna sevinmeyen bir tane ehli iman düşünebilir misin? Evet kimseye kafir demeyelim. Belki Sayın Aksakal'da yabancıları kastettim diyebilir. Olsun yanlış anlamaya da sebep vermeyelim. Fakat bu tek taraflı da olmasın. Somut örnek vereyim. 6 artı bir masanın bileşenlerinden Ali Babacan, şunun şurasında 6 ay önce, tam tarihi vereyim, 12 Ekim 2022'de. Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Damat yıllar önce araştırma gemisinde boy göstermiyor muydu? Ne oldu? Açıklaması yaptıysa ve önceki gün o doğalgaz karaya çıktığında o Ali Babacan Özür dilerim yanlış bilgilendirmişler demediyse bunu nasıl tanımlayalım? Buyurun söyleyin Sayın Davutoğlu. Karadeniz'deki doğalgaz keşfine kim sevinir? Ehli iman sevinir. Kim üzülür? Küffar üzülür. Peki Halkbank'ın Amerika tarafından 10 milyar dolar para cezasına çarptırılacağına ilişkin hemen her gün haber yapanlar. Amerika Yüksek Mahkemesi'nin Halkbank bir kamu bankası, bu bankanın yargılanması Türkiye Devleti'nin yargılanması anlamına gelebilir. Bir devletin yargılanması ise hukuken mümkün değildir. Bu iddiayı ayrıntılı incelemek gerekir kararı verdiğinde. Halkbank'ın borsadaki hisseleri %9.9 oranında değer kazandığında, bunu haberleştirmiyorlarsa, biz bunu nasıl tanımlayalım, sayın Davutoğlu? Tamam, küffar demeyelim, küffara uşaklık da demeyelim. Doğalgaz bulunduğunda o kadar derinden doğalgaz çıkartılamaz, çıkartılsa bile büyük maliyeti olur, hazırını almak daha mantıklı denilirken. Şimdi o doğalgaz çıkartıldıysa, çıkartıldığı için de bir aylığına tüm konutlarda doğalgaz ücretsizse, bunu nasıl tanımlamalıyız, sayın Davutoğlu? Bulunan doğalgaz ha deyince çıkmaz, asgari 7 yıl gerekir denildiği halde. 3 yıldan daha kısa bir sürede o doğalgaz karaya ulaştırıldıysa, olumsuz açıklamaları yapanları yine küffarlıkla suçlamayalım ama yaptıklarının küffarın yaptığına benzediğini de söylemeyelim mi? Bulunan doğalgaz miktarı 710 milyar metreküp olarak açıklanmıştı. Bunun değeri Akit'in bugünkü haberlerinde verildi. Yaklaşık 500 milyar dolar. Yani 2 senelik Türkiye bütçesine eşdeğer. Bunu görmezden gelmek, yapılan hizmetlere, çalışmalara nankörlük anlamında küffarlık değil midir Sayın Davutoğlu? Önceki günkü doğalgazın karaya çıkarılması törenini ulusal hemen tüm televizyonlar verdi. Amerika sermayeli Fox TV ile patronu İngiltere'den transfer bir Türk olan Halk TV bu güzel günün heyecanını izleyicileriyle paylaşmadı. Buna ne diyelim Sayın Davutoğlu? Dünkü gazeteleri önüme aldım. Sözcünün birinci sayfasında tek satır yok. İsviçre'deki şirketin sahipliğindeki bu gazete, İsviçre'nin mali menfaatlerinin haleldar olacağını düşünerek mi Türkiye'nin doğalgaz atağını görmezden geldi bilemiyorum. Ama bizim bu tavrı nasıl değerlendirmemiz, nasıl isimlendirmemiz gerekir Sayın Davutoğlu? Milliyetçiyim diyen ülkücülük iddiasındaki yeni çağ birinci sayfasından görmedi. Tamam elbette küffar demeyelim ama bunlara çakma ülkücüler de mi demeyelim? Sayın Davutoğlu sizin kontrolünüzdeki Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında da Ramazan boyunca bir emekli müftü adalet dedi, hak dedi, doğruluk dedi. Siz sabahtan akşama kadar siyasete yeni boyut getirmeliyiz, siyasetin etik kurallarını inşa etmeliyiz, basını özgürleştirmeli, sansürden korumalıyız, siyasi menfaatlerle gazetecilik yapılmamalı dediğiniz halde. Karar gazetenizde doğalgazla ilgili gelişmelere dair birinci sayfada bir satır haber yoktu. Ha babacanın altı ay önce dediği gibi siz de ısrarcıysanız hani nerede doğalgaz diyorsanız Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 mahalli seçimlerinden hemen önce Hani nerede tok diye sorduğu gibi siz de inkar edelim, kabullenmeyelim, doğalgazın uydurma olduğunu söyleyip insanları şüpheye düşürelim. Oy pusulalarında ise Erdoğan dışındaki adaylara basılan mührü belli bir saatten sonra uçacağını söyleyerek dikkatleri başka yerlere çekelim diyorsanız bunu açık açık söyleyin ve bu duruma uygun bir kelime bulun biz de onu söyleyelim. Cumhuriyet gazetesi bile küçücük de olsa görmüş. Onlar da günlerce doğalgaz keşfi palavra diye haberler yapmışlardı. Her seçim geldiğinde doğalgaz buluyoruz zaten diye manşetler atmışlardı. 21 Ağustos 2020'de doğalgaz keşfi yapıldığında şu an ufukta seçim yok ki demiştik. Siz öyle sanın. Kasım'da erken seçim var ki doğalgaz keşfi yapıldı demişlerdi. 2020 kasımı geçti, nisanı geçti, 2021 oldu, 2022 oldu. Seçim normal zamanında yapılacak denildi ve bugün nereye geldik? Ve seçim öncesi bu sefer doğalgaz keşfi değil, bulunan doğalgazın karaya çıkması söz konusu. Küffara baktığımız zaman tabii ki Türkiye'nin doğalgaz keşfine sevinmemişlerdir. Ama biz kendi içimizde kimseye küffar demeyelim. Haklısınız haklısınız ama Türkiye'nin 500 milyar dolarlık doğalgaz keşfine sevinemeyenlere, gazetelerinde haber değeri görmeyenlere, 30 liralık soğanı haftanın 7 günü haber yaptığı halde, tüm konutlarda asgari 100 liralık bir yıllık fatura indirimi için yer bulamayanlara ne diyelim Sayın Davutoğlu? Siz söyleyin biz de onu söyleyelim. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ersin Ramoğlu delilerin delisi. Sabıkamanyanın YouTube'a attığı yalan dolu videolar Erdoğan düşmanlarını sevindirdi. Küfürbazı YouTube'da canlı yayına çıkarıp yalanlarını köpürten Serdar Akinan isimli fitneci ise dün sabah Ayvacık polisi tarafından gözaltına alındı. Akinan gazetecilik yapmadı, yalan ve küfürlere aracılık etti. Gazeteci bir belge olmadan genelkurmay başkanlığı yapmış birine, bakanlara, savcı ve polislere, ağız dolusu küfreden sabıkalı birinin yalanlarını yayabilir mi? Doğru bir iş mi bu? Nefret, küfür ve hakaretlerle donanmış iddiaların yer aldığı videolar gerçekmiş gibi kamuoyuna sunulmamalı. Bu bal gibi yedili masanın tezgahladığı, arkasında da FETÖ'nün bulunduğu çirkin bir operasyon. Seçime giderken sahneye konulan devlet, siyaset, mafya soslu oyunun adı Delilerin Delisi. Başrolde ise Muhammed Yakut var. Yani baya kirli bir adam. Muhammed Yakut'un yağmadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan şantaj ve tehdide kadar tam 14 ayrı sabıkası var bu boks sinkaflarla doldurduğu videolara reis düşmanlarının mal bulmuş mağribi gibi dalması şaşırtıcı değil. Oyu sıfırlanmak üzere olan yetili masanın elemanı Akşener bile videolardan siyasi bir rant devşirmeye kalktı. Tetikçi gazeteci tayfası videoyu çekenin azılı kriminal biri olmasına bakmadı. Böyle birinin ipiyle kuyuya inenler kuyuda kalır elbet. Akina'nın ''15'te muz tiyatro muydu değil miydi?'' sorusuna, manyağın FETÖ ağzıyla cevap vermesi bizi şaşırtmadı. Belli ki kaçtığı Almanya'da FETÖ'nün kucağına iyi oturmuş. Gazeteci kalemini satarsa at izini it izine karıştırır demiştim. Gazeteci kalemini sattığı an tuz kokar. Nitekim öyle de oldu. Fondaş gazetecilerin gözünü reis düşmanlığı iyice kararttı. Gördüğünüz gibi, Kılıçdaroğlu'na sadece PKK destek vermiyor, adi suçlular da destek atıyor. YouTube'da rüzgarlar estiren bu adam kimdir? Reisi düşman belleyen Meral Akşener, Serdar Akinan, Telebir, Fatih Portakal, Nevşin Mengü gibi fondaj gazeteciler, adamın ne yaptığını biliyor ama aldırmıyor. Bu tip gazeteciler iftiracının yalanlarını daha da köpürtür, onlara kendileri de katkı sağlar. Yakında kervana Bay Kemal de katılırsa şaşmam. Akinan, Vahap Seçer'in de danışmanıydı. Polis tarafından gözaltına alınırken, gözaltına alınıyorum, Ayvacık ilçe emniyetine götürülüyorum şeklinde paylaşımıyla da şov yapmaya kalktı. Sabıkalı birinin yalanlarıyla namuslu ve saygın insanlara çamur atmanın elbet bir bedeli olacak.'' Serdar Efendi Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katiliyle ilgili de ipe sapa gelmez yalanlar uydurmuştu. İddia ettiklerinin hepsi yalan çıktı. Seçime günler kala adi bir suçlunun kaçtığı Almanya'dan FETÖ'cülerle birlikte yalanlarına reis düşmanı Fatih Portakal, Özlem Gürses ve Nevşin Mengün'ün çanak tutması gazetecilik değil. Çünkü ortada somut bir belge yok. Adam aklına esene sövüp durmuş. Melih Gökçek ve travesti meselesi de öyle. Tanıdığım Gökçek'in travesti okşanla ne ilişkisi olabilir? Herif İstanbul'un kıymetli emniyet müdürü Zafer Aktaş'a saldırdı. Tekrar ediyorum, nasırına basılmışçasına feryat eden Yakut'un ifşalarında hiçbir delil ve belge yok. Aksine Muhammed Yakut'un suç dosyası bir hayli fazla. Yani tam 14 ayrı sabıka gazeteci muhaliflik adına bakaşı kirli olan birini sırtına almamalı. Ersin Ramoğlu sabah